Merhaba. Nasılsın? Kafka Müzesi, Kafka heykelleri, Kafka Caddesi, hatta oteli, kafesi, her şeyi bulabildiğiniz bir... Hitler buraya girdiğinde zaten hiç ama hiç zarar vermemiş arkadaşlar. Yine Kafka'nın kitapları en başta sergileniyor. Nazım Hikmet 1956 yılında Uluslararası Barış Ödülünü almak için buraya geldiğinde... Becharovka, Atatürk'ün de bir dönem kaldığı Karlovarı'daki sodalı sulardan yapıyorlar. Bir tür bitki likörü. Prag Kalesi'ne varmadan burada bir küçük meydanda... Ama güzel duruyor lan, öyle değil mi? Müthiş bir gotik kilise. Bu da Aziz Ignatius Kilisesi'ymiş. Herhangi bir evin ya da kapının önüne geçip fotoğraf çektirebilirsiniz. Bu videoda Vltava Nehri'nin doğusunu gezeceğiz ve ilk yerleşim yeri buranın Visegrad, oradaki kaleyi göreceğiz. Vltava Nehri'nin yine batı tarafını gezeceğiz. Prag videolarında çok böyle boş boş konuşarak sizin vaktinizi almak istemiyorum. Ama bir videoda olması mümkün değil arkadaşlar. Tam 4 gezi videosu olacak. Prag videosunun 3. bölümü olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi ben 4 bölüm yapmayı düşünmüştüm bununla ilgili. Hatta 4 bölüm yapsam bile yetmeyeceğini biliyorum ama sizi çok da boğmak istemiyorum arkadaşlar. Yine de en ana hatlarıyla göstermek istiyorum. Şimdi 3. bölüme devam edeceğiz. Ve ilk 2 bölümü de izlemeden 3. bölümü de izlemeyin derim size. Bu arada abone olursanız da çok sevinirim. Peki Çekya'nın başkentte muhteşem bu şehir, masalsı şehir Prag'da devam ediyoruz. Bu videoda Vltava Nehri'nin doğu kısmını gezeceğiz ve ilk yerleşim yeri bu tarafın Visegrad'a gidiyoruz. Vltava Nehri'nin üzerinde böyle 6-7 tane köprü gördüm ama siz ilk videoda izlemişsinizdir. İlk yapılan köprü Charles Köprüsü'ydü. Ve gördüğünüz üzere bisiklet, tren ve tramvay hattı burada çok fazla kullanılıyor. Siz genellikle Prag'ın birinci bölgesi yani merkez Old Town çarşı bölgesini gezeceğiniz için kesinlikle ve kesinlikle tramvay, metro gibi ulaşım araçlarını kullanmanıza gerek yok. Olur da kullanırsanız biletinizi sakın almayı unutmayın. İçeride tespit edebilecek bekçiler var arkadaşlar ve cezası en az 100 Euro'dan başlıyor. Bu arada Vltava Nehri'nin kenarı gerçekten çok güzel, farklı etkinlikler yapmak için. Morning. Evet, kaleye geldik ama biraz tırmanmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Visegrad Kalesi'nin girişini bulamayabilirsiniz. Bakın, şu bölgede bir tane böyle bir işaret var. Daha sonra burada merdivenlerden başlıyorsunuz. Ben bulmakta bayağı bir zorlandım. Arkadaki tünele doğru gitmişim. Yani çıkmak biraz yorucu olacak. Arkadaşlar Visegrad Kalesi'nin girişine geldik. Birazcık tırmanmak zorundasınız. Şöyle bir giriş yapalım. Dediğimiz gibi burası Orta Çağ'dan kalma kalıntıların bolca olduğu ve Vltava Nehri'nin doğusunun ilk yerleşim yeri. Şurada bir kilise var. Az sonra bunların hepsini göstereceğim. Ve arkadaşlar burası şehrin kalabalığından bayağı uzak. Prag'ın ikinci bölgesinde bir yer. Bir 15-20 dakika yürürseniz Visegrad Kalesi'ne gelebilirsiniz. Bu arkamda gördüğüm müthiş bir gotik kilise. Aziz Peter ve Paul Kilisesi. St. Peter and Paul Kilisesi olarak aşağıya yazacağım zaten orijinali. Giriş maalesef ücretli arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 euro veriyorsunuz. Ve Prag böyle maalesef. Yani bütün kalbinizi doldurup cebinizi boşaltacağınız bir yer. Her müze, her kilise böyle ücretli olabilir. Ben içeri girmek istemiyorum ama muhteşem böyle vitrayları olan gotik bir kiliseden bahsediyoruz. Gerçekten güzelmiş. Şu işlemeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Burası da kilisenin hemen karşısında Visegrad mezarlığı arkadaşlar. Yani tarihi mezarlık, bir giriş yapalım. Burası da tarihi mezarlık. Ölenleri görüyorsunuz. Mesela 1866'da vefat etmiş. Kilisenin hemen yanında arkadaşlar böyle bir mezarlıktan bahsediyoruz. Çok eskiden yaşamış insanların. Şöyle birkaç tane göstereyim. Şimdi ben hepsini çekmeyeyim size. Şöyle birkaç tane göstermek istiyorum. Ben açıkçası uzun zamandan beri de bu kadar havalı bir mezarlık görmemiştim yani. Ölenler muhteşem bir şekilde ölmüş olmalı. Burayı ziyaret edenlerin çoğunun yakınları değil aslında. Bu mezarları çok böyle tarihi gördükleri için insanlar ziyaret ediyor. Güzel bahçeleri var. Zaten Prag'da bayağı bahçeler var arkadaşlar. Ben haritalandırdım. Size şu anda aşağıda da hepsini yazayım. Onları da gezebilirsiniz. Mesela ben Strow Manastırı'na gitmiştim. Size gösterdim. Böyle de manzaraya bakabilirsiniz. Şu taraf zaten Prag Kalesi.
ve şaşıracaksınız gene, muhteşem bir bahçesi var bu kalenin. Bak burada mesela çocuk gruplarını getirmişler. Avrupa böyle işte. Burası da St. Peter Paul Kilisesi'nin, katedralinin diyeyim, arkası, arka bahçesi. Şimdi kalenin içinde Gorlice yeraltı mezarlığı var. Yeraltı şehri ya da. Yalnız buraya çok ilginç bir şekilde alakasız köpek balığı heykelleri koymuşlar, heykeller. Bu şapel arkadaşlar, yani küçük kilise. Yunanistan'da 80 binden fazla bu şekilde kilise var. Zaten benim Yunanistan videolarımı izlemişsinizdir. Ve arkadaşlar Vyšehrad Kalesi'nin içerisinde Prag'daki en eski ve korunmuş kubbeli yapıdan şu anda size bahsediyorum. Adını aşağıya yazın. Arkadaşlar gerçekten enfes yerler. Vyšehrad Kalesi'nin arkasından da böyle manzara geçiyor. Çünkü buralar ikinci bölge olduğu için biraz şehirleşmeye başlamış. Ve Vyšehrad Kalesi, St. Paul Peter Katedrali derken şehrin bütün manzarasını da yine buradan bakabilirsiniz. İnanılmaz. Burası yine kalenin içinde Gorlice denen bir yer. Yeraltı burada gösteriliyor. Ve muhteşem Vyšehrad Kalesi, bahçesi, katedrali, yeraltı mezarlıkları ve mezarlıklarını, şapelini gezdikten sonra yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ama önce bir kapüçünü içeceğiz. Bu 3 euro arkadaşlar. Bu arada size Old Town bölgesindeki Haveska pazarının gerçek yerli pazar olduğunu söyleyecekler. Ama bu yanlış arkadaşlar. Şu anda ikinci bölgedeyim. Size bir yer göstereyim. Arkadaşlar Old Town bölgesine dediğim gibi Haveska pazarı var. Oranın yerli pazar olduğunu söylüyorlar ama asıl orijinal pazar böyle Prag'ın ikinci bölgesinde. Otobüsle 1, 2, 14 ve 25 nolu araçlarla buraya gelebilirsiniz. Yani bir kilometre falan yürüyeceksiniz. Prag'ın asıl orijinal yerli pazarı burası. Normalde cumartesi pazarları açılıyor ama şu anda yaz geldiği için, tabii turizm de başladığı için yavaş yavaş her gün açmaya başlıyorlar. Hello. Hello. Hola. Hello. Hola. Okay. Prag'da tam 28 tane bira fabrikası var. Buranın orijinal biraları burada sergileniyor. Satın alabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda bira festivali varmış. Yerli pazardan ziyade bir de bu hafta o eklenmiş, bilginiz olsun. Dolayısıyla arkadaşlar bu haftalığına sadece yerli pazar kalkmış ve Çekya'nın bütün biraları burada sergilendiği bir festival haline dönmüş bu hafta. Ben açıkçası çok özel günlerine bakmadım ama aşağıya bırakayım. Festivallerin dışında böyle bağımsızlık günü gibi milli ya da dini bayramların tarihini size şimdi bırakacağım. Ben akşam buraya da gelim. Burada muhteşem bir bira festivali olabilir. Size bir gece hayatı videosunda onları göstereceğim. Bu arada Vltava Nehri'nde böyle gördüğünüz gibi bolca kuğu var arkadaşlar. Evet, kuğuları görüyorsunuz. Burası da Palakeo Köprüsü. Charles Köprüsü biraz daha ileride. Bu arada nehrin hemen burada böyle mekanlar var. Kocaman bir pencere arkadaşlar. Bu ortadan açılıyor. Böyle mekanlar yapmışlar. Şu an burada ördeklere ekmek atma etkinliği yapıyoruz biz de. Şu an dans eden evin bölgesine geldik arkadaşlar. Evet. Bu en sağdan görünümü. Şu an tam altından geçiyoruz. Ve burası da dans eden ev. Aslında dans eden ev bölümünü Prag'ın yerli halkı çok sevmiyor. Çünkü onlar daha çok barok ya da neoklasik yapıları seviyorlar. Yani burası şehrin çok içinden bir yer değil. Hitler buraya girdiğinde zaten hiç ama hiç zarar vermemiş arkadaşlar. Ama İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda Dresden'i 2 gün içerisinde acımasız bir şekilde bombalarken yanlışlıkla uçaklardan birisinin attığı bomba buraya düşüyor arkadaşlar. Burası zarar görüyor. Hırvat bir mimar da onun yerine, zarar gören yerine bunu inşa ediyor. Dans edenlerin hikayesi bu. O yüzden Çekler burayı çok da sevmez. Önünde birisi fotoğraf çektiğini görürseniz bilin ki Çekya vatandaşı değil aslında. Burayı yapan Hırvat mimarın adı Fred Astarje. 1930'lu yıllarda Amerika'da iki tane böyle oynak estetik bir dansçı varmış. Onların adlarından hitaben bu iki tanesini bu şekilde yapmış. Bu arada aynısı Düsseldorf'ta yine bir nehrin yanında da var bu arada. Bilginiz olsun. Yine aynı mimar yapmış. Ayrıca arkadaşlar üst katında bir tane de Fransız lokantası var. Haberiniz olsun. Evet.
Evet, dans eden evin hikayesi buydu. Açıkçası önünde bile çok fazla insan durmuyordu. Ama biz böyle şeyleri tabii ki seviyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Vişehrat Kalesi ve dans eden evden sonra Old Town bölgesine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Adolf Hitler, Mart'ın 1939'unda buraya girdiğinde Hitler'i ayakta alkışlayıp teslim olmuşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve Praga hiçbir şey olmaması kaydıyla burayı Adolf Hitler'e bırakmışlar. Aslında akıllılık mı yapmışlar bilmiyoruz ama şu anda dünyada ve Avrupa'da en çok ziyaret edilen iki şehirden birisi Paris ve Prag. Adolf Hitler'le bu şekilde anlaşma da yaptıkları için neredeyse iki şehir hiç dokusu bozulmamış. Hatta size çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Adolf Hitler burayı korumuş gibi neredeyse hiçbir yerine dokunmamış. Ama 1948'de Sovyet tankları buraya zorla girip zorla insanları komünist rejime soktuktan sonra buradaki binaların çoğuna hiç bakmamışlar. Yani Sovyet bürokrasisi diyeyim ben size artık komünizmi demeyeyim. Stalin'den sonra gelen, Stalin ve sonrası da gelen aslında Sovyet bürokrasisi, biz ona tırnak içinde hep komünizm diyoruz tabii ki, Avrupa'nın pek çok yerine girdiğinde aslında hiçbir şehre restorasyon çalışması yapmamışlar. Hatta Praga'da hiç restorasyon çalışması yapmadığı için bir dönem buralar acayip bozulmuş. Burası da Ulusal Tiyatro binası. Şöyle bir tekrar göstereyim. Arkadaşlar hemen şurada bir tane bir kafe var. Gördünüz mü? Kavarna Slavya. Burası Nazım Hikmet'in bir dönem şiirlerini yazdığı yer. Kavarna Slavya şu anda oldukça lüks bir kafe. Şöyle içeriye bir giriş yapalım. Kavarna Slavya burası arkadaşlar. Bakın şimdi burada daha ilk sol duvarda Nazım Hikmet'in burada resmi var. Nazım Hikmet 1956 yılında uluslararası barış ödülünü almak için buraya geldiğinde Prag'a aşık oluyor ve bir sene burada kalıyor. Daha önce Moskova'da kaldığı için Moskova ve Prag arasındaki çalışmalarını bir süre burada yapıyor. 1958 yılında yazdığı 3 leylek şiiri aslında şiirlerinin çoğunu yazdığı bu kafeyle alakalı. Tam 12 yıl baskı, işkence, şiddetten sonra Praga geliyor, bir sene burada resmen dinleniyor Nazım Hikmet. Yine buradaki duvarlarda ünlü şair, yazar ya da sanatçıların ya da siyasetçilerin fotoğrafı var ama en başta Nazım Hikmet var burada. Evet, burası oldukça lüks bir kafe bu arada. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Ukraynalı arkadaşlar. So, İstanbul, you know İstanbul? Kafe Slavya'nın hemen yan tarafında da böyle modern bir şekilde ulusal tiyatro merkezi var. Burası alışveriş merkezi değil arkadaşlar. Bu köşeyi Václav Havel için yapmışlar. Çekoslovakya'nın son ve Çekya'nın 1993'teki ilk cumhurbaşkanı Václav Havel. Bu arada zaten havaalanının adı da oydu. Onun yan tarafına çevirdiğim zaman arkadaşlar burada bir Ukrayna bayrağı var. Tamam, güzel. Çekya bayrağı var. Güzel. Yalnız şu İsrail bayrağını anlayamadım. Keşke yanında Filistin bayrağı olsaydı. Fakat Çek toplumu biraz da İslamofobik arkadaşlar. Zaten nüfusun yarısından fazlası ateist bir toplum. Maalesef Çekya toplumunun çoğu Filistin'e destek vermediğini görüyoruz arkadaşlar. Çoğu yerde ben böyle İsrail bayrakları gördüm. Şimdi bir tane kitabına girdim. Mesela böyle Kur'an ya da İncil nerededir diye ben özellikle bakmak istedim. Felsefe kitaplarının içine koymuşlar burada. Ama birçok yerde bilim kurgu kitaplarının olduğu yere koyuyorlar. Çünkü ateist bir toplum oldukları için. Yani durduğu yer en fazla buralar arkadaşlar. Yine Kafka'nın kitapları en başta sergileniyor. Aziz Ursula Manastırı. Bu mekanın çok güzel olduğunu söylemişlerdi. Ben çok mekan önerisi yapmak istemiyorum arkadaşlar. Siz gezdiğinizde görürsünüz. Şimdi bakın burası da bir alışveriş merkezi. Bu Çekya'da David Sörne diye bir adam var. Bu manyak modern sanatla donatmaya çalışıyor. Aslında David Sörne'nin yaptığı eserleri çok sevmiyorlar. Tıpkı o Franz Kafka'nın dönen heykel gibi şeyler yapıyor bu. Daha böyle büyük kaba şeyler yapıyor. O yüzden Çekyalılar böyle şeyleri çok sevmediklerini söylüyorlarmış. Ama güzel duruyor lan, öyle değil mi? Burada bir tane Lego müzesi var arkadaşlar. İlginizi çekerse. Açıkçası Prag'da belki de 100 tane müze var bunun gibi ve hepsi ayrı ayrı ücretli arkadaşlar. 5 Euro'dur, 10 Euro'dur. Bence size tavsiyem
iki ya da üç tane böyle nokta bir müze seçin, onları gezin derim. Mesela Narodny Müzesi olabilir. Başka müzeler de tavsiye edebilirim. Zaten göstermeye çalışıyorum. Prag kartı var burada. 4-5 günlük 50 euroya alabileceğiniz kart. Ama sadece bir iki müzede geçtiği için onu da sakın almayın. Tavsiye etmem. Bak olay bu işte. Şu anda eski bir ara sokağın içinden geçeceğiz. Burası da duvarda Aziz Martin Kilisesi diye geçiyor. Bak şimdi size bir tavsiyede bulunayım. Maps.me uygulaması var. Bu Maps.me uygulaması bir harita uygulaması. Haritada İngilizce ya da Çekçe buradaki yerlerin konumlarını, ana konumlarını yazacaksınız. Kaybolmadan gezeceksiniz. Ne kadar yazsanız da zaten birçok yer çıkacak karşınıza. Ama ana hatlarda kesinlikle kaybolmazsınız. Ve Havesque Triste, Old Town bölgesindeki çarşı bölgesi arkadaşlar. Aslında burası sonradan Old Town bölgesinde hani turistlere biraz hitap etmek için sonradan yapılmış bir yer. Size daha önceden de söylemişimdir. Asıl pazar yeri aslında Prag'da ikinci bölge. Sanırım Paska diye geçiyor. Ben size onu aşağıda da tekrar gösteririm. Hatta bu akşam ben orada bir bira festivali de varmış şu anda. Pazartesi ve cumartesi günleri yerel halka orası açık bir yer. Yazında çeşitli festivaller yapılıyor. Burası da daha çok eğer turistseniz bu bölgeye geldiğinizde işte alışveriş ya da hediyelik eşya alabilirsiniz burada. Eğer Prag gezisi için unutulmaz hatıraları memleketinize götürmek istiyorsanız buradaki çarşıdan da alışverişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve Old Town bölgesinin artık daha içlerine girdik. Astronomik Saat Kulesi'ne de zaten yaklaşıyoruz. Bir de ben açıkçası şunu yakalamak istemiştim. Şimdi bu Old Town bölgesinde The Man Hanging Out adında, yani asılı adam heykeli var. Böyle tavanda. Böyle havada. Ve arkadaşlar burası da bir absint kafe ve Prag'da bunlardan çok var. Peki absentin ne olduğunu biliyor musunuz? Absente geldim. Absent %88'e kadar alkol olan çok sert bir içki. Yeşil peri de diyorlar, yeşil renginde. İçinde bulunan bir madde halüsinasyon yapıyormuş, sarhoş bile değil. Hatta bir söylentiye göre Türkiye'de bu yasak şu anda. Bodrum'da bunu içen birisi daha sonra cinayet işledikten sonra Türkiye'de yasakladıkları söyleniyor. Free shoplarda 25 euroya bulabilirsiniz. Burada da birçok çeşidi var ve bunlardan bir sürü böyle barlar var, haberiniz olsun. Bir de size bir gece mekanı göstermek istiyorum. Burasına girmek gerçekten çok gizli ve rezervasyon istiyor arkadaşlar. Her tam saat ve çeyrek geçe arası, yani 15 dakika boyunca Franz Kafka'nın bu heykeli burada dönüyor. Şu anda da dönüyor arkadaşlar. Bunu da David Cerny yapmış bu arada. Daha önce de söylemiştim size. Mesela Kafka Müzesi'nde o işeyen heykeller, işeyen heykelleri de mesela David Cerny yapmıştı. Şu anda dönüş yapıyor gördüğünüz gibi. Kafka heykeli bir alışveriş merkezinin yanında. Böyle tam saat ve 15 geçe arasında, saat 9 ile 20 arası çalışıyor arkadaşlar. Şu anda 1 dakikası kaldı sanırım. Bitmiş de olabilir. Bunu da yapan adamın ismi de burada. Müzesi de var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yine bunun dışında Kafka Müzesi, Kafka heykelleri, Kafka Caddesi, hatta oteli, kafesi, her şeyi bulabildiğiniz bir video yapmıştım ben geçen sene. Onu da açıklamaya bırakıyorum. İnceleyebilirsiniz. Üçüncü videoda olmamıza rağmen hala Old Town'a gidememiştik değil mi? Artık Astronomik Saat Kulesi'nin ve Tin Kilisesi'nin olduğu o büyük meydana gidelim ve başlayalım. Bu arada burası Pilsner Müzesi. Yani Efes Pilsen markasının da soyadını aldığı o Pilsen şehrinden geliyor. Burada bir tane müzesi var arkadaşlar. O kızlar Rusmuş arkadaşlar. Daha dün gece Antalya'dan dönmüşler buraya. En çok merak edilen sorulardan birisi. Prag'a geldiğinizde ya da Çekya'ya geldiğinizde hediyelik eşya memleketimize ne götürebiliriz diye. Ya da mesela alkol var burada, milli içkileri. Becharovka, Atatürk'ün de bir dönem kaldığı Karlovarı'daki sodalı sulardan yapıyorlar. Bir tür bitki likörü. Yalnız bunları süpermarketlerden alın arkadaşlar. Lidl gibi yerler var. Burada biraz pahalı mesela. Yine burada şöyle bir Slovice diye bir şey var.
viskiye benzer bir içki. Hani bunlar buranın milli içkileri, aklınızda olsun. Şimdi ana meydana doğru gidiyoruz. Astronomik Saat ve Tin Kilisesi'nin olduğu yer. Bu arada Prag'da böyle eğlenmek isterseniz bir tane de İllüzyon Müzesi var. Aklınızda olsun. Illusion of Museum. Çektim lan ben bunu. Saat şu anda 16.46 arkadaşlar. Yani 10-15 dakika sonra saat başı seremonisi başlayacak. Ancak videoyu burada Astronomik Saat'in bir görüntüsüyle sonlandırıyorum. Prag hakkında yaptığım uzun bir 3. videoydu. 4. videonun başlangıcı Astronomik Saat'in mükemmel seremonisiyle başlayacak. Ve 4. son videomuz olacak. Onu da bir hafta sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da buluşuruz. Hoşçakalın.